halkımız mütemadiyen şu etki altında bırakılıyor. Söylenenlerle son 65 yılın seli, son asrın depremi. Yani yapacak bir şey yok. Aciziz bu konuda, biz ne yapalım? Şimdi bu mod yaratıldığı zaman insanlar ister istemez şu ruhi haliyete giriyor. Demek ki bu büyük doğa olayı karşısında yapacağımız bir şey yok. Sadece dua edelim, fazla da bir şey yapmayalım. Ve şimdi bu haliyet yaratıldığı zaman insanlar üzerinde bir şey uygulamak son derece zor hale geliyor. Oysa tam tersiyken, oysa bütün bu yaşananların, bu büyük yıkımın hiçbirisi yaşanmayabilirdi gerekli tedbirler alınsaydı. Ya artık zaman toplantı yapma zamanı değil. Toplantıları çok yaptık. Artık bilinmeyen bu konuda bir şey yok. Keşfedilecek yeni bir şey yok ortada. Artık eyleme, uygulamaya geçme zamanı, ancak burada bir fikir ayrılığı var. Kubilay Bey, hoş geldiniz. Çok hoş bulduk efendim, sağ olun. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Şuradan başlayalım. Siz afet uzmanısınız. Doğru mu? Böyle evet. Geçiyor. Yani öyle yani, geçiyor, doğru, haklısınız. Üniversitelerde artık birçok şey yaşıyoruz ülkemizde. Üniversitelerde böyle bir bölüm var mı? Ya da böyle bir bölüm oluşturulmalı mı? Yurt dışında bunun örnekleri var mı? Evet, şimdi benim afet uzmanı denmesinin sebebi bu konularla ilgili sık görüş belirtmemden dolayı başladı, ancak bir alt tabanı var, o da şu. Kötü bir vesileyle 99 depreminde arama kurtarma çalışmalarına başlamıştım. Aynı yıl Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Türkiye'deki depremler sonrası bürosunda çalışmaya başladım. İnşaat mühendisi olarak yapılan hastaneler ve okulların tasarlanmasında. Sonra 2000 yılında federasyonun delegesi oldum. İlk Türk delegesi oldum. Ve farklı afetlerde görev almaya başladım federasyon adına. Farklı ülkelerde çalıştım, farklı afetlerde. Ülkeme döndükten sonra hem üniversite eğitmenliği görevi devam etti, hem de afetlerle ilgili çalışmaya devam ettim. Bilhare 5 yıl kadar afet merkezini devraldım, yönettim. Ve ondan sonra da bu konularla ilgili çalışmaya devam ettim. Bundan kaynaklı. Bu süre boyunca çok istedim. İFRC, Uluslararası Kızılay Danışmanlık Kurulu'ndasınız aynı zamanda. Yani bu çadır kurma standardı mesela. Yani şu anda böyle bir sorun yaşıyoruz. Evet. Çadırlar doğru yere mi kurdu? Niye böyle yaşandı? Yani bunun bir standardı var mı? Biz bu standarda uymadık mı? Var Muammer Bey, ama şu ilk sorunuzu cevaplandırayım. Önemli gerçekten. Çok doğru bir soru sordunuz. Daha önce hiç sorulmamıştı. Maalesef ülkemizde çok az üniversitemizde afet yönetimiyle ilgili master seviyesinde bazı çalışmalar var. Ama ben çok isterim bununla ilgili bütün birimlerin eğitmeninden, yani ilkokul öğretmeninden tıp öğrencisine kadar muhakkak bir afet dersi bulunsun. Çünkü her bir mesleğin kendi içinde afet yönetimi var, uzmanlığı var. Yurt dışında bunlar var, artık yurt dışında lisans bölümü olarak bile afet yönetimi okutuluyor, öğretiliyor. Maalesef ülkemizde, büyük bir afet ülkesi olan bir ülkemizde bunların eksikliği son derece fazla. Çadırların durumuna gelince çok trajik bir durum bu gerçekten. Çünkü bir çadır kurmaktan bahsediyoruz Muammer Bey. Yani çadır kurmanın bile yönetmeliği olur mu diye soruluyorsa o da var. 97 yılında Sphere projesi adı altında başlatılan projede çadırların altyapısıyla, gıdasıyla, içme suyuyla, tuvaletiyle, duşuyla, sosyal tesisleriyle nasıl kurulacağı tane tane anlatılmıştır. Sonra revizyonlar geçirmiştir ve en son 2011 yılında tekrar en önemli belgelerden biri olan çadır kent kurma ve hayata geçirme yönetmeliği, şartnamesi veya rehberi bulunmaktadır. Bu rehber Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından ve bütün uluslararası yardım kuruluşları tarafından benimsenmiştir. Buna Kızılay da dahildir. Fakat AFAD ve Kızılay'ımız bu örgütlere üye değil mi aynı zamanda, öyle mi? Şimdi orada da bir karışıklık var. Normalde üye efendim. Normalde Kızılay ve Kızılaşlar üye. AFAD da doğal olarak yaptığı işlerden dolayı ilintili. Ama şöyle açıklayayım size. Mesela Amerika'da FEMA var. Amerikan Kızılaç'ı var. FEMA teknik şartnameleri yürütür. Bunları gerçekleştirir. Amerikan Kızılaç'ı da afetlerden sonra yardım
araba kurtarma işlerine bakar. Bizde işler biraz karışmış vaziyette. Artık Kızılay Federasyonu'nun da bildiği şekilde bu işlerden biraz el ayak çektirildi ve yurt dışındaki tuhaf işlere bakmaya başladı. Hemen hemen her işi AFAD üstlendi. Ama bu federasyonla olan ilişkilerinde de sıkıntılar yaratmaya başladı maalesef. O yüzden şu anda net olarak o onu yapar, bu bunu yapar diyemiyorum size. Ama beklenen şu, onu biliyorum. Her işi AFAD yapsın isteniyor. Bu şeye tekrar dönmek istiyorum. Yani üniversitede afet yönetimi diye bir bölüm olmalı konusuna. Kesinlikle. Olmalı diyorsunuz kesinlikle. Evet. Olmalı. Bakın şu da olmalı. Bir senaryo söyleyeyim size. Daha önce gerçekleşti. Şimdi bu saat itibariyle, burada saat 2, Türkiye'de saat 6 ama normal gün itibariyle herhangi bir anaokulunu alalım. Şimdi herhangi bir anaokulunda 60 çocuğumuz var. 3 yaşında, 4 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında. Bunların da başında 3 tane öğretmenimiz olsun. Bu öğretmenlerimizin afet eğitiminden geçmiş olması son derece önemli. Çünkü o çocukların afet eğitimi henüz verilmediği için, verilse bile öğretmenlerimizin onları koordine edebilmesi için ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Ama maalesef ne anaokulu öğretmenliğinde ne ilkokulu öğretmenliğinde ne öğretmenliğin herhangi bir dalında ufak tefek şeyler hariç afet yönetimi adı altında verilen bir ders yok. Bu olmadığı gibi çok trajiktir. İnşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir bölge planlama gibi konularda da zorunlu olarak kılınan bir afet yönetimi dersi yok. Bazıları seçmeli olarak veriliyor. Bazıları da master seviyesinde veriliyor. Doğal olarak bütün bu eksiklik herhangi bir afet sonrası işi yönetmek konusunda büyük sıkıntı yaratıyor bize. Kubilay Bey, yaşananları politik nedenlere bağlıyorsunuz. Evet. Yani mevcut hükümetten veya yerine gelecek hükümetten sizce bir umudunuz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi mevcut hükümetten yok. Zaten olsaydı 20 yıldır görürdük bir şeylerin yapıldığını. Çünkü mevcut hükümetin bir şeyler yapma mantığı kağıt üzerinde kalan ve daha fazla görünüşe yansıyan, kelimelere yansıyan ama içinin doldurulmadığı, uygulamalara yansıtılmadığı kelamlardan ibaret. Yeni gelecek hükümetin mevcut hükümetten bu konuda daha duyarlı olmasını umut ediyorum sadece. Ancak çok zor olduğunu da söyleyeyim şu sebeple. Halkımız mütemadiyen şu etki altında bırakılıyor. Söylenenlerle son 65 yılın seli, son asrın depremi. Yani yapacak bir şey yok. Aciziz bu konuda, biz ne yapalım? Şimdi bu mod yaratıldığı zaman insanlar ister istemez şu ruhi haliyete giriyor. Demek ki bu büyük doğa olayı karşısında yapacağımız bir şey yok. Sadece dua edelim. Fazla da bir şey yapmayalım. Ve şimdi bu haliyet yaratıldığı zaman insanlar üzerinde bir şey uygulamak son derece zor hale geliyor. Oysa tam tersiyken. Oysa bütün bu yaşananların, bu büyük yıkımın hiçbirisi yaşanmayabilirdi gerekli tedbirler alınsaydı. Ama bunlar yapılmayıp sadece üst yapıda görünüre önem verip, ne diyelim, imaja önem verip içerik doldurulmadığı zaman, halkta da bunun yansıması bir bırakmışlık olduğu zaman bunu tekrar düzeltmek ve yerine getirmek anaokullarından başlayan son derece sıkı bir eğitimle ancak mümkün. Yoksa yeni gelenler de bina takıntılı afet yönetimine devam ederlerse hiçbir şey değişmeyecektir efendim. Yani gelecek olan hükümette bir kıpırdanma, bir şey hissediyor musunuz? En azından bir inşaat mühendisine, çevre mühendisine, şehir bölge planlamaya, sosyologlara, psikologlara daha fazla önem verildiğini, değer verildiğini düşünüyorum. Daha fazla onların laflarının dinleneceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir algı var. Veya bir yerde bina yapalım. Yapalım. Ya bina yapmak kolaydır Muammer Bey. Zor bir şey değil. Biz de sizinle çıksak şu anda yaparız bir herhalde iki katlı bina. Büyük problem değil. Biz de zaten 100 kişi içerirseniz deseniz ki şuraya iki katlı bina yapar mısın? Eyvallah Allah diyeceklerdir. Ancak şunu bilmek gerekir ki bina yapmak sadece bina yapmak değildir. Onun altyapısını hazırlamaktır. Çevreyle olan ilişkisine bakmaktır. Tarihle olan ilişkisine bakmaktır. Çevresindeki bütün yapılarla ilişkisine bakmaktır. Şimdi mevcut durumda bunlara bakılmıyor. Amaç bir an önce bina yapmak. Ben de diyorum ki ya bir durun, bir sakin olun. Bina öyle yapılmaz. Biraz daha geç yapılsın ama düzgün yapılsın. Şimdi yeni geleceklerden en azından biraz önce saydığım meslek gruplarına saygı göstererek, onların fikirlerini dinleyerek, özellikle şehir bölge planlamacıların şehirler için dediklerini dinleyerek daha düzgün, daha insanın medeni yaşamasını,
kitap edecek yerler yapmasını bekliyorum. Bu konuda bir umudum var. Umutsuz yaşanmaz zaten. Umut ederim ki yeni gelecek olan hükümet veya yine umut edelim ki, umuttur söyleyelim, hükümet devam ederse yapılan hataların tekrar yapılmayacağını, bunlardan ders alacağını düşünerek devam ederler diye umut ediyorum. Peki o zaman şunu da sorayım, yani mevcut hükümetten veya gelecek olan hükümetten size dönük bir teklif var mı? Olur mu? Olursa? Ya hayır, böyle bir teklif olmaz, böyle bir teklif olmadığı gibi şimdiye kadar pek çok defa farklı düzeylerde tehdit de oldu. İşten çıkarılma da oldu. Doğal olarak benim veya bu konuda çalışan insanların mevcut hükümet gibi düşünmediği zaman dışlandıklarını gayet iyi biliyorum. Sadece dışlanmakla kalmıyoruz maalesef. Farklı düzeyler, farklı sorunlar da yaşanıyor. O yüzden böyle bir isteğim yok. Böyle bir beklentim de yok efendim. Yani mevcut hükümette zaten çalışmam. Yani çalışacak koşulları yoktur. Hayır. Yani mevcut hükümetin şu andaki AFAD'ın kurulumuna, Kızılay'ın kurulumuna ve bunların çalışma şekline baktığınız zaman buralarda yer almak mümkün değil efendim. Buralarda yer almak bu görüş de mümkün değil. Mümkün değil. Peki yeni hükümet alternatif, yani 2 ay gibi bir süre içerisinde seçim var. Yani onlardan herhangi bir sizden bir katkı sunmanızı istemediler mi? Şöyle ben haklısınız. Bu konuyu bir alıntıyla anlatayım. Rusya'da çok anlatılır. Japonya'da balık bitmiş. Herkes oltasını alıp balık tutmaya gitmiş. Eski Rusya'da, yani Sovyet Rusya'da balık bitmiş, ilk önce toplantı yapmışlar. Derler her zaman. Şimdi toplantılara çağrılıyorum bazen. Fakat diyorum ki buralarda da veya gitmesem de ya artık toplantı yapma zamanı değil. Toplantıları çok yaptık. Artık bilinmeyen bu konuda bir şey yok. Raporlar son derece ortada. O kadar ortada, o kadar zarih, o kadar güzel raporlarımız var ki keşfedilecek yeni bir şey yok ortada. Artık eyleme, uygulamaya geçme zamanı, ancak burada bir fikir ayrılığı var. Mevcut belediyeler veya hükümetin farklı kurumları da dahil olmak üzere büyük bir kesim afet yönetimini bina bazlı düşünüyor efendim. Nasıl afet yönetimi yapılır? Binaları güçlendirelim. Hayır, afet yönetimi bu değildir. Afet yönetimi ilk önce insanları güçlendirmekle başlar. Çünkü afet yönetiminde sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın, çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu toplanan yardımların bölgeye intikali, dağıtımı konusunda da çok ciddi sıkıntılar oldu. Bu konuda evet. Var mı bu yardımların yani ulusal, uluslararası anlamda bir organizasyonu, bir planlaması var mı? Var. Var, ancak 99 depreminde gelen yardım seviyesinde bir yardım yapılmadı ortada, onu da söyleyeyim. Yani şu anda yardımlar toplanıyor, belki büyük miktarlar olduğu söyleniyor ama aslında son derece küçük miktarlar. Bunun da nedeni uluslararası kuruluşların Türkiye'ye güvenmemesi. Çok açık söyleyeyim size. Konuştuğumuz zaman paranın nasıl kullanacağını bilmedikleri için parayı göndermek konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bazen şu deniyor, gönderelim ama kontrolü bizde de olsun. Hayır deniyor, biz yapacağız sadece kontrol. O zaman göndermiyor adam. Bunun benzerlerini çok ufak 99 depreminde yaşadık. Fransız Kızılay'a $250 milyon gönderecekti. Gayet iyi hatırlıyorum. Kızılay paranın kontrolü bizde olacak dedi. Fransız Kızılay'a göndermedi $250 milyon. Bu o zaman kaldı, fazla konuşulmadı. Çünkü çok büyük problemler olmuyordu. Ama şu anda gönderilen miktarlar inanın uluslararası seviye için çok komik miktarlar. Çok daha fazlası olmalıydı ama olmuyor. Nedeni son derece belli. Çünkü güven yok ortada. Gelenlerin de nasıl kullanıldığı konusunda inanın en ufak bir açıklık olmadığı için. Bakın Muammer Bey, deprem üzerinden 6 hafta geçti. Ortada rapor yok, rapor. Bir rapor yani yok. Yani uluslararası standartlara uymuyor mu bizde? Ya uymuyor tabii ki. Çünkü Kızılay'ın, tekrar söyleyeyim, davranış şekli artık bir Kızılay, yani yardım kuruluşu, insani yardım kuruluşu kisvesinden uzaklaştı. Şimdi Kızılay, bizim Kızılay'ımız, görüyorsunuz bu çeşitli ortaya çıkanları geçiyorum. Onlar neyse diyorum. Biliyoruz doğrudur, doğru değildir, bilemem. Ancak yaptığı işlere bakın. Normalde yurt içinde çalışması gereken bir kurum yurt dışında işler yapıyor. Somali'de, Pakistan'da, Endonezya'da, efendim Kosova'da. Ve bu yaptığı işlerin nedeni tamamen siyasi. Başka bir şey değil. Şimdi tamamen siyasete kaymış ve o amaçla kullanılan bir kuruma, insani yardım kuruluşuna
uluslararası camianın güvenmesi maalesef mümkün değil.